Allah'ın kızması tabii öyle, yani insan kızması gibi değil ama mesela Yunus'a diyor Allah, işte yaklaşık 100.000 kişilik bir şehir, büyük bir şehir. Oraya peygamber olarak gidiyor, küsüyor adamları dinlemiyorlar diye. Çekip gemiye binip gidiyor. Peygamberlik görevi oldu, vahiy aldı halde. Allah diyor ki tebliğ yapacaksın, vahiy aldın, git diyor. Yok diyor, gitmeyeceğim diyor. Gemiye biniyor, bela başlıyor. Mesela Allah orada akıl almaz korkutuyor. Böyle gemi alabora olacak gibi oluyor, muazzam dalga çıkıyor, zaten ondan bir etkileniyor. Sonra adamlar diyorlar ki, ya diyorlar bu geminde diyorlar bir uğursuz birisi var diyorlar yani. Bir şey var diyorlar, bir anormallik var diyorlar. Yani birinin şeyi var diyorlar, birinin belasından boğuluyor diyorlar. Bu normal değil diyorlar yani. Normal açık hava vardı. Yani bir uğurumuz gitti diyorlar, bir şey oldu. Kuru atacağız diyor. Eğer kim çıkarsa odur o diyorlar. Kuru atıyorlar. Ne çıkıyor şey ya. Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Mesela bu çok ürkütücü bir şey. Yani bak bir adamın birini diyor yani bir şey var diyorlar. Ondan bu oluyor diyorlar yani. Normal bir olay değil diyorlar. Şimdi seni denize atacağız diyorlar. Acayip bir olaya bak, bir bela daha. Ya bu çok ürkütücü bir şey yani tövbe etmesi için. Yapmayacaklar zannediyor ama Allah adamları alıp atıyorlar denize. Şimdi denize atınca normalde yüzer falan insan kurtulmaya çalışıyor. Bir sefer de balık çıkıyor kocaman. Ağzını açıyor, alı yutuyor. Ya inanılmaz korkuyor Allah'a. Yani gidip içine midesine oturuyor böyle. Karanlıklar içinde kaldı diyor Allah ayette. Akıl almaz yalvarıyor. Allah'ım affet beni, yapmayacağım bir daha diye. Sonra Allah bir süre tutuyor tabii öyle, hani tövbe ettim. Tamam demiyor. O balığın karnında ta sahile kadar onu görüyor. Balık değil o tabii yutan. Yani bizim bildiğimiz balıklardan değil. Yani akıllı bir balık. Denizlerde gezen bir balık. Yeşil renkli bir balık belki de. Öyle diyeyim de anlayın. Ondan sonra alıp onu sahil atın, bir de üstü başı açık. Kasten yapıyor Allah yani onu iyice ürkütmek, tedirgin etmek için. Orada geniş yapraklı bir bitki bitirdikleri üstüne diyor. Hemen geri dönüyor Ninova'ya, şehre. Tebliğe acayip gayretli oluyor ama müthiş şevkli. İhlaslı olduğu için halk kabul ediyor onun peygamberliğini. Ninova'da iman yayılıyor. Demek ki bu böyle. Kızma mı bu? Onu yaratan da Allah. Yani onu ne yapacağını biliyor Allah zaten. Yani bizim Allah mesela ben Allah'ın gazabından bahseder ama bizim anladığımız anlamda kızmaz Allah. Biz mesela kızdın mı kızıyoruz. İnsanlar öyle kızıyorlar. Değil mi? Allah'ın kızması öyle değil. Yani kızmayı hisseder, bilir ama bizim tarzımızda bir şey yoktur. Yani bir etki şeyi yoktur. Ama bizdeki etkiyi bilir o. Yani biz kızdığımızdaki olan etkiyi bilir Allah. Ya, çünkü o kendi yaratıyor. Kendi yaşayarak yani yaratıyor onu. Biliyor Allah. Ya, bilmediği bir şey değil. Çünkü peygamberimiz de uyarıyor. Az kalsın onlara meyledecektin diyor. Senin şah damarını koparırım diyor Allah peygambere. Bak o kadar sevmesine rağmen. Ya şah damarını kopar öldürürüm diyor. Dünyada da ahirette kurtuluş bulamazsın diyor. Yani bu bir tehdit peygamberimize. Bak peygamber, hak peygamber olduğunu da göstertiyor mesela, ayeti okuyor. Gizlemiyor yani mesela, evet. Bütün herkes duyuyor o ayeti, ezberliyorlar. Yani çok, yani onu zor duruma sokacak gibi görünüyor ayet. Ama söylüyor. Musa da, Musa'yı seviyor Allah, ona acıyor yani. Şefkat diyor, zaten çocuğa hitap eder gibi Allah'ın ona hitapları zaten. Onun konuşması da Allah'ın çocuğun konuşması gibi. Çocuk temizliği var üstünde. Mesela hiçbir peygamber normalde o asa neye yarıyor deyince öyle uzun uzun anlatmaz. Yani detay vererek anlatıyor yani. Mesela yılandan o kadar kaçması için bir neden yok. Arkasına bakmadı. Evet, Allah biliyor korkusunu. Mesela özellikle yapıyor. Mesela gel diyor, geri gel diyor. Zaten korkarak geliyor. Gel diyor mesela. Yani aslında zoraki geliyor. Yani hadi gelmesi bir şey değil de yılan da orada duruyor diri diri bakıyor ona. Git şimdi kuyruğundan tutuyor Allah. Yani vahiy olduğu için aksine Allah'tan da korkuyor. Yani onun çektiği korkuyu bir Allah bilir bir o bilir yani. Yılanı
soğuktur biliyorsun yılan. Alenen tutuyor. Normal yılan kuyruğu yani. Tuttuğunda şak diye birden tahtaya dönüşüyor. Yani zaten heyecanlı da. Ya Rabbi diyor, benim dilim dönmüyor, heyecanlıyım diyor. Konuştuk. O anda da öyle yani. Kalbim sıkışıyordu. Oralarda falan Allah'ım yani neler olmuştur Allah bilir. Yani o dediği her şey olmuştur. Yani kalp sıkışması da olmuştur. Dil tutulması da olmuştur. Çok heyecanlı. Ama en son safhada çok rahat olduğunu görüyoruz. Gittikçe rahatladığını görüyoruz. Yani ileriki safhalarda rahatladığı anlaşılıyor. Mesela şeye çok kafasını takmış Mehdi'ye Moşe'ye. Ya Rabbi seni görmek istiyorum diyor. Allah ısrarla olmaz diyor. O ısrarla görmek istiyorum diyor. Peki diyor Moşe'ye adam göstertmezsin diyor kendini diyor. Bakıyor ki Allah ben bitmeyecek. Yani diyor. Ben diyor daha tecelli edeceğim şimdi diyor. Bak daha diyor eğer dayanabilirsen olur diyor yani o zaman tecelli ederim bakarsın diyor. Tabi baygınlık geçirip yani ayıktığında aman ya Rabbi diyor yani. Yani çünkü daha bayağı yani çok şiddetli bir vuruş oluyor daha yani muazzam bir yıldırım çarpması tarzında un ufak oluyor ortalıkta darmadağın oluyor. Korkutur tabi çok şiddetli gürültü oluyor aynı anda. Hem ışık, çok şiddetli bir ışık ve çok şiddetli gürültü ve çok şiddetli tahribat oluyor. Ama çok yakınında değil tabii. Uzakta bir şey o, uzakta olan bir tecelli ama bayılıyor olayın şiddetinden. Ondan sonra bir daha o konuyu açmıyor. Ama şeyde acayip ısrar ediyor kardeşi konusunda. Defalarca söylüyor Allah, Tevrat'ta var. Defalarca ise bak diyor ki Allah ben seni görüyorum yanındayım şu an izliyorum seni diyor. Bak sana böyle mucize de verdim diyor. Git başarılı olacaksın ama illa kardeşim gelsin diyor. Yani bir türlü içi rahat etmiyor. Yani şey orada cesaret bulamıyor. Gücü yetmiyor. O şeyi atması ne şey yapıyor Museviler. Yani Moşiyah'ın ondan daha yüksek derecede Moşiyah biliyorsunuz. Hazreti Musa'ya onlar eleştirebiliyorlar Musa'yı. Ama Moşiyah'ı eleştiremiyorlar Mehdi'yi. Çünkü hepsinden üstün. Yani bütün Ben İsrail peygamberlerin hepsinden üstün. Musevi inancında. Yani gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin üstündür Moşiyah. Ve tartışılmaz Moşiyah. Masumdur. Yani ayrıca Moşiyah. Yani hükmünde. Yani mutlaka doğru onun hükmü. Onun için İsrail devleti de ona uymakla mükellef. Moşiyah. Yani Sanhedrin bu kişi Moşiyah'tır derse, Mehdi'dir derse bitiyor. Yani İsrail ordusu da, İsrail hükümeti de Mehdi'ye uymakla mükellef oluyor Moşiyah'a. Onların inancına göre, Tevrat'a göre. Aksi haram. Yani kayıtsız şartsız uymak durumundalar. Şimdi bunu da göreceğiz. Sanhedrin bak 3500 yıl sonra yeniden toplandı. Geçenlerde Moşiyah'ın geldiğinin kararını açıkladılar. 3500 ilk defa açıklama yapıldı. 3500 yıldan beri böyle açıklama yok. Sanhedrin'in böyle açıklaması yok yani Mehdi'nin Moşiyah'ın geldiğine dair açıklaması yok. İlk defa açıklama yaptılar. Geldi diye. Ama şudur diye karar ayrıca onun kararı verilecek. İnşallah. Yani şu kişidir diye ayrı karar verecekler. Önümüzdeki yıllarda onu da göreceğiz. Vaş, acayip yüksek izleme. Ben diyor ki bak Mısır'dan çıkış 4:10 Musa dedi ki Rabbim ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı olmadım diyor. Hiç konuşmayı beceremem diyor. Dilim dönmüyor diyor. Çünkü dili ağır ve göğsü sıkışan biriyim. Yani heyecandan dolayı herhalde büyük bir ihtimalle beyin damarları kasılıyor. O da diline vuruyor olabilir. Ve kalple de sıkışma oluyor olabilir. Yani kalp damarları sıkıştığı için. Rab Allah kim ağız verdi sana diyor. Onu rahatlatmak için. Ya konuşamıyorum diyor. Sana ağız veren kim diyor. İnsanı sağır, dilsiz görür ya da görmez yapan kim? Ben yapıyorum diyor Allah. O zaman aklını takma diyor. Şimdi git diyor yeniden. Bak bu kaçıncı.
ben konuşmana yardımcı olacağım diyor. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa dedi ki Rabbim ne olur beni gönderme diyor. Tatlı değil mi? Ne olur benim yerime başkasını gönder. O zaten göndereceğin kişiyi. Yani Moşiyah'ı diyor. Aklını ona acayip takmışım. Mesela Yeşaya bölümünde bak Tevrat'ta Sanhedrin yeniden kurulacak diyor. 1'e 26'da Yeşaya bölümünde. 3500 yıl sonra yeniden kuruldu Sanhedrin. Görüyor musun? Tevrat'a sönen. Bak bir kez kral olduktan sonra Moşiya diğer milletten liderleri onun rehberliğini arayacak. Yani hepsinin lideri olacak diyor Yeşaya 2'ye 4'te. Bütün dünya İsrail'in tek Allah'ına kulluk edecek. Yeşaya 2'ye 17. Kral Süleyman aracılığıyla Kral Davut'un soyundan olacak Moşiya. Davut soyundan. Moşiya bedeniyle normal bir insan olacak. Her şeyi insan ömrü içinde gerçekleştirecek. Allah korkusu olan dindar bir insan olacak. Yeşaya 11:2. Kötülük ve zorbalık onun liderliğinde ayakta kalamayacak. Yeşaya 11:4. Allah'ın bilgisi dünyayı saracak yani Kur'an, Tevrat, İncil. Yeşaya 11:9. Bütün kültürlerden ve milletlerden insanları cezbedecek ve kendisine dahil edecek. Yeşaya 11:10. Tüm İsrailoğulları ana vatanlarına dönecek. Şu an oluyor zaten olmak üzere bitti neredeyse. Yeşaya 11:12. Açlık ve hastalık artık olmayacak. Ölümler duracak. Yeşaya 25:8 yani anarşi, terör, cinayet olmayacak ve ona bağlı olarak işte açlıktan ölümler onlar olmayacak. İman edenler daima neşe ve memnuniyet içinde yaşayacak. Yeşaya 51:11. Mehdi barış elçisi olacak. Yeşaya 52:7. Milletler, insanlar yaptıkları hataları fark edecek. Yeşaya 52:13 ve 53:5. Dünya insanları manevi rehberlik için Mesih Moşiyah'ın takipçilerine yönelecek. Yani onun talebelerinin mürşitliğine yönelecek. 8:23. İsrail'in yıkık şehirleri yeniden onarılacak. Hezekiel 16:55. Yani Mescid-i Aksa ve Hazreti Süleyman Tapınağı yapılacak. Savaş silahları tahrip edilecek. Hezekiel 39:9. Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilecek. Hezekiel 40. Geçici olarak durdurulmuş hükümler yeniden uygulanmaya başlayacak. Yani Allah'ın hükümleri. Sonra tüm dünyayı Allah birlikte ibadette mükemmelleştirecek. Sefenya 3:9. Tüm İsrailoğulları Tevrat'ı bilecek. Yeremya 31:33. Herkese kalbinin istediklerini Allah verecek. Mezmurlar 37:4. Çorak toprakları alıp bereketli ve verimli yapacak Mehdi. 51:3. Amos 9:13-15. Hezekiel 36:29-30. Yeşaya 11:6-9. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yerimizde video